Tog videosuna bayılırsın sen. Tog videosunu izlemen lazım. Ya sana video Mücahit çekeyim, etmek. video edeyim. Hayatımızda şükürler olsun herhalde. Ya sikeceğim bu tog videosunu. Ben çekecektim ya. Geçmiş olsun. Hiç izleyesim kalmadı şu an ya. Ya izle, araba cayır cayır çalışıyor. Hiç beklediğin gibi değil. Hiç sıkıntı çıkarmıyor. İzleyelim ne olur. Dayı ben tık çıkarmıyor ya. Araba. Dayı yapmış çocuk, sen de çekersin ya. Seninki ben bu ekibe vatan haini dedim, kimse inanmadı. Lan tog indirdim, herkesin işi çıktı amm. Bak agavayı ki oğlum plastik lan. Boş konuşma lanet, seni almıyor. Ekip hiç güven vermiyor bana kamerada. Ben gözüküyor muyum? Sen gözüküyor. Tamam sıkıntı yok. Bak bu kadar kardeş! Heyecanlıyım. Kanka bu arabanın metal bir yeri yok. Buraya da kamera koymuş. Anamızı bazımızı çekecekler. Kaldırın bunu. Herkese merhaba. Ben Mesut abi. Bugün çok sinirleri zorluyor kızlar. Daha önce birçok kişi bu aracı inceledi. Ama gerçekten dikkatli bakıyor musun? Dün görmesen de bak. Bu arabanın sınırlarını zorlayanlık olmamış. Nasıl zorlayacağız? Aracın sahibi de burada. Çok üzgün kendisi. Arabanı bugün telef edeceğim. Öyle espriler yapma, karnım tok. Vallahi çalışarak yani. Çalışma o zaman. Türk arabası oldu buradan belli. Hatim etmiş ara. Alıyorsun. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok heyecanlıyım. Bugün bu arabayı inceleyeceğiz. Kendi yerli milli arabamız. Doğru mu? Oğlum doğru mu? Herkes duysun. Kamuoyu duysun. Doğru. Senin konuşmandan ben biraz... FETÖ'cü gibi gördüm sizi. Ya söyleme ya. Daha önce birçok arabanın sınırlarını zorladım. Bir süredir çekmiyordum. Böyle bir Türk iş araba olunca dedim çekelim. Abi azıcık ne koyalım ya. Güzel araba ya. Arabadan en son iyiliği çeker kazanır. Arabayı mı kazanıyor? Evet. Ben zaten kaybettim. Ay dostayı. Seni burada 3 kişi döver, gasp eder. Neyin var neyin yok alırız. Oğlum, araba sen niye beni çekiyorsun? Adama bir şey anlat. Bu video bitmez. Kazandı. Ya sen ona inandın. Size zorlayacağım yolu da göstereyim, gel. Şu şekilde bir ölüm yolumuz var ve bu yolda TOG'un sınırlarını tamamen zorlayacağız. Yan vermeye çalışacağız, Mazda ile kapıştıracağız. Agaziye gireceğiz. Arabanla son günü, iyi vakit geçir. Önce anahtarına bakalım. TOG yazıyor. Allah Allah ya. Çoğu kişinin okuma yazması yok çünkü. Allah. O ne lan? Kanka Transformers'a falan dönüşmesin böyle. Bu ülkenin de bir örf adeti var. Böyle anahtarı var. Ben düşüncemi söyleyeyim mi? Bence siz de onların birer... Köpeğisiniz. Kaç para verdin buna? 2 milyon. Oğlum niye dublaj mı yapacağız biz sana? O k***** çocuğuz. Konuşsana. 2 milyon. 2 milyon. Sus oğlum adamsın. 2 milyon! Peki bu elektrikli mi? Nasıl olmuş? Tamamen elektrikli. Tamamen elektrikli şekilde ilerliyor. Ben arkadaşlar elektrikliye karşıyım. Sana yarrağı vereceğim. Çünkü bu kamera sistemi çıkmışta ben rahat değilim. Hep bir anamızı çekecekler şüphesi var. Ama bugün deneyeceğiz. Güzelse güzel, kötüyse kötü diyeceğiz. Kimse de alınıp darılmasın. Sonuçta ilk arabamız değil. Seri üretim ilk araba. Teri dediğin oğlum 1,5 yıllık insanlar kulağa bekliyor. Bak gene kamera. Burada cam var zaten. Buradan da görmeyi ver. Bu art niyettir. Mazgallarımız var. Bunlar malzeme ne? Plastik yani. Sert plastik. Sert plastik. Sert, sert olması kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Buraya bir tane karbonici yabavette hanım koyabilir. Zaten plaka ömre medel hatim dedik. Ona güldük demin. Burada olanlar yazsın. Kaplan değil. Şunun için araba zaten 4 milyon ediyor. Sayın Erdoğan 2 milyon da bizim için kırmış. Daha ne? O güven vermiyor. Bu olmayacak abi. Ama bu esneme yaptığında daha aza indiriyor maddi masrafı. Amaç o. Ya maddi masrafı aza indiriyor. Biz ölüyoruz. Tok bir sesi var. Tok bak gel. Sonuçta buradan yedi diye de ölmez kimse. Bugalar önemli. Bak bugalar da metal. O siktir. Bak var mı yok mu bilmiyordum. Sadece içime doğdu. Buraya dokunman yetiyor. Kapatırken bunu yapıyorsun. Böyle yapıyorsun. Evet şu an böyle yapsam. Aç arabayı. Şu an kilitledim mesela. Açarken. Lan elinde kumandadan kilitliyorsun. Sen kimin adamı? Ver şunu. Aç şimdi. Tamam açamam. Açtım. Sen yanında. Oo hırsız ol. Sen aldın gittin. Sen gerçekten bunlar teknoloji güzel şeyler. Bugaya dokundukunca kilitlendi. Açıl. Hayır. Kendi elinle dokunman gerekiyor. Yakın. Sen... Sen dokun. Maymun mu bu çocuk? Yani bunu ilk kez mi görüyor? Öldürecek beni ya. Opel'de bile var amına koyayım artık. Aynen. Kapısı bayağı. Ciddi tok anlamda. Kapısı. Ne? Tok bir kapısı var. Yine aynı.
Kardeş, o adam konuşurken bir daha beni çekersen seni okuldan alır. Ama alayım. Bu araba nasıl gidiyor peki? Sadece kapı açıp kapıyorum. Ben neyin inceliği? Ne? Mesela bak bende yok. Japon araba, Türk arabası. Gene. Ne yok? Tam buradayız. Bir özellik gösterecekmiş de biz ne? 4 GB. Sugatımı yıkadı. Bu arada FETÖ'cü bir kuş. Bugayı gördüğünüz gibi. Sugatesta girişiminde bulunmuş. Olmaz. T10X yazıyor. O ne telefon markası? Şaka maka gerçekten milli arabamız. Şu çizgi zaten 2 milyon. Jantları yok. Bu arada ben Mazda'ya jant taktım. Ne alakası? Orospu çocuğunun jantlara bak. Bununki de çelik bir jant. Gerçekten kapışacak bir jant. Ya araba dışarıdan güzel gözüküyor. Kaba gözüküyor. Arkada bunu böyle bir görünce heybetli geliyor. Korkutuyor adamı. Hemen içine geçelim. Sıfır kokusunu aldı. Arabanın koltuklar deri. Bu da çok güzel bir şey. Görüntü olarak içi çok modern ve boş duruyor. Kanalını açacağım seni. Nasıl ya? YouTube'a girmek yasak. Ama bir yol var. Tünel mi? Tünel mi? Ama bunu göstermesin şey. O yaptığım şekli göstermesin. Ha yakaladım yaptığım orası. Ben varım lan. Bak anne beni. Aa bir dakika. Bunu şey mi? Jailbreak mi yapmışlar? Dinliyorlar. Videoları falan izleyebiliyoruz bayağı. Yine siz izlemeyin arkadaşlar. Togg'u nereden buldun? Sesi de burada. Evet. Ama şu an. Neredesin canı? Ben savaşıyorum kansız darla. Cidden sen neredesin? Boş yapma. Arayamayız. Direksiyon. Bir bug'ı var sanırım, TRT app'inin içinden giriyor, bir şey yapıyorlar galiba. Buyursun. Bu şekilde sade bir görüntü. TRT medyayı açıyor, oradan YouTube'a giriyor. Ananı avradını. Devletten giriyor olmasın? Şu an dokunmatik mi bu? İki ayarı var. Oğlum titriyor bu. Hem dokunmatik hem öyle hissiyatlı. Süper mi? Bunu anlamadın. Ne? Ne? Kanka konuşuyor adam. Beni duyuyor musun? Bunu anlamadın. Neyi anlıyorsun? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Oh! Bunu modlamadınız değil mi bu gel? Yok yok. Merhaba. Bunu anlamadın. Selamın aleyküm. Merhabayı anlamıyor. Ateistler bilemez. Abi merhabayı anlamıyor araba selamın aleyküme cevap veriyor. Yani ben buraya bindim selamın tengri dedim, olmayacak mı yani? Eject yapıyormuş değil mi arabada? Tabii ki olacak. O ilk Göktürk peçiyle geliyor. Bu arabaya Evay Megay sakın alayım deme. Yavrin zaten. Yolunu değiş. Niye hep ben su içerken oluyor bunlar? Neden su içerken oluyor kardeşim? Bunun ya karım sikecek belamı. Neyse yarına kurur o uyanana kadar. Ateistler binemez bu arabaya. Egay Megay sakın alayım deme. Yavrin zaten. Yolunu değiştim. Bu şekilde içeriği ayarlayabiliyoruz. Bak 100. yılı özel Türk bayrağı oldu ama bunlar giderken göz almıyor mu? Giderken kullanmıyorsun. Adam haklı amına. Komple cam. Bu çok güzel bir özellik. Arabanın içi ferah. Çok aslında full HD olması güzel ama size dürüst olmak zorunda. Ekran biraz Android hissi vermedi de. Dokunduğunuzda ya... Bu benim taşak geçtiğim ekran. Agi bakmıyorum. Kim? Dayım kim? Dayına dayı. Dayı. Fırla. Bu dediğin şey doğru bu arada. Evet yani doğru, tam böyle hassas doğru bir dokunmatik yani. Ya gibi akmıyor. Yalan yok. Araba sürerken buna odaklanma. Tamam da ben araba sürerken bununla böyle oynarken... Oynamaman istiyor zaten. O zaman niye? O zaman niye koydunuz kardeşim? Burada ne özelliği kullanman gerekiyor mesela? O sıkık şakası yapılıyor mu Tesla'larda oluyor? Yok. E-Devlet'e mi girebiliyor? Lan! Anne! Kanka şey gibi Binali Yıldırım dolmuşta program yapıyor. Resim çek, resim çek. Resim çekebiliyor. Nereye atıyor bunu? Ne? Şu an bir yere atmıyor. Nasıl yani? Ama bunu uygulamasına özelleştirip... Sadece çektik biz. Şu an çektik ve... Oğlum, geçmiş oldu. Şu an mesela ya, ben... Şunu düşünmemişler abi. Çektik, ne oldu? Çektin orospu çocuğu, daha ne yapacaksın yani? Çekildi, bir yerde duruyor o resim yani. Adam olana fazla. Yani, çekildiğini bil, hissiyatı veriyor. Yani resim çekildik hissiyatı. Bunu alacaksın Maslak'ta, da paylaşacaksın. Da, Maslak'taki turkuaz binada duruyor kardeşim. Şu anda bir binanın içinde şey... Efendim, Mertcan Bahar adında bir piç kurusu fotoğraf çekti, ne yapalım? Evet. Evet. Tamam. Tespit ediyoruz biz yerlerini. Tamam. Burada çok söylüyorum ama anam bacım da olabilirdi. Kimlerin elinde geziyor. Bir de şöyle bir şey var. Ben onu alındım. Arabaya söylemiştim. Gözlerim kızıl. Çekme foto. Bu SOS. Nasıl olanıyor peki? Polis çağırıyorsun. Lan dur. Lan, şaka yapıyorum. Oraya basınca buradan bir şey çıktı. İlk defa gördüm ben de. Sen hiç basmamış mı? Yok, hiç basmadım. Burada böyle bir tuş var ve sen buna basmadın. Mobilerinden biri de dil takıp oynama.
Oğlum telefonum çalıyor. Anneni mi aradın? Ben annenin sekreterliğini... Kanka şu an polis mi geliyor? Basıltmam gerekiyor diye düşünüyorum. Basıl tutayım. Acil arama başlatmak için lütfen. Oh lan! Oh! Dur! Arama! Beni bu konulardan dolan. Kendi interneti var bu arada arabanın. Nasıl kendi interneti var? Sim kart var içinde. Türkcell aylık 60 GB bedava internet veriyor. Aaa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 
yapıyor arkadaşlar ve modemini reset atmak için arkada bir şey var. Bütün bagajı söküyorsunuz, arkada o kabloyu çekiyorsunuz. 60 dakika sonra reset attıktan sonra tekrar bağlanabiliyorsunuz internete. Şu anda kim var? Önemli olan o. Burada arabanın farlarını vesaire ayarlayabiliyorsun. Çok garip bir özellik var bu arada. Farlı renkli mesela kırmızı mırmızı yapabiliyor musun? Yok. Saçmalık var. Arabanın farlarını kapatamıyorsun akşamları. Allah Allah. Tamam. Niye kapayasın güzel? Ayarlı sürücü müsün? El frenimiz şu şekilde. Anahtar yani nerede anahtar? Anahtar çıkar. Anahtarı bak buraya koyabiliyorsun. Yer var burada. Çok sağ ol. Ne değişti hayatımda benim? Böyle viteslerin hastasıyım. Şu an D'ye geçtim. Lan çek elini de bir ben atayım. Böyle çekeceğim. Mesela geriye takacağım. Kendimi görüyorum yukarıda. Allah'ım Mazda'yı bile görüyorum. Niye? Niye? Kafadan bu 2 milyon. Sıfır bir araba alıyorsun 2 milyona. Bozulmazsa güzel bozul. Mertcan'ın kafa ne kadar yağlıysa yağ oldu amına koyayım arkası. Oldu mu hiç? Bak. Yağ oldu amına koyayım. Hiç yaşamadık. Kanayı bunu dedim diye beni azarladılar cahildi ya. İkimiz aynı düşünüyoruz. Niye cahil? Anlamadım niye cahil? Ben de aynısını dedim taşak geçtiler benle ya. Ben kendim yağladım bugün çünkü usturayla girdim. Benim kafa yağlı mesela. Bunlar iyi özellikler. Devrim arabasını geçmiş. Tabii devrim bize daha Ahmet geçiyor. Geçsin oluyor. Uyusunlanmaya geçelim ama bak burada vitesin yanında P yazıyor. Pasifler için. Buna tıkladığımızda da gene almadı. Ha frene basmamışım. Özür dilerim. Sen yalancı sahtekar oğlum. Var mı anlatacağım bir şey? Kullanmaya geçiyor. Buradan birkaç şey gösterebilirim. Ne göstereceğim şöyle. Bize? Oğlum kapı. Aynaya bak. Şaka yapıyorsun sen. Yani biz de sopa ile ev yapmıyoruz sonuçta. Görmediğimiz şey değil. Bunu kapatabiliyorsun bu arada. Kapalı iyice kapanıyor. Çok iyi çıktı bizim düşündüğümüz gibi. Lan tamam o gibi normal. Değil. Buraya kadar istiyoruz. İstediğim yere kadar. Siz stokçular şey kafası. İstediğim olacak. Araba gördüğünüz gibi sıfır. Naylon da üstünde. Ben artık kullanmak istiyorum. Bu saatten sonra. Çift motorlu mu bu? Tek motorlu mu? Hangisi bu? Bu tek motorlu olan versiyon. Ama yani bayağı kuvvetli ya, araba. Ümmedim o birazdan görüyorum. Sıcaklık çok güzel ya. Vereyim mi size de sıcaklık? Bir versin bak çok güzel. Ya kanka şimdi bir çok şey güzel olmaz. Ah! İsrailliler böyle olmasını bekliyor. Koltuk ısıtması iyi mi? Benim mağazadaki bu kadar ısıtmıyor mesela. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. En zararsız çikolatayı yapmak istemiş. Şimdi bir tork testi. Tork testi. Öyle değil, öyle bir test değil bu. Değil bu. Oğlum yan attı. Temelleri bir takalım. Bak işte Türk arabasında Türk hareketi. Arkadan bağlı. Bir de girmeyi alıyor var. Direkt. Yok. Çok tol çıktım. Açık konuşmak zorundayım. Ben Taycan da kullandım. Bu ne? Kimye yazsa? Zırt yapışmıyor. Bildiğin benzinli araba gibi. Sana bir kani diye kalkıyor. Ben bunu Mazda ile hardcore. Araba da çok büyük. Yanlayacak yer yok. Ama ne bu? Her an taklaya gelecek gibi hissediyoruz ama gelmiyoruz. Zorlama pistimize doğru ben iniyorum. Kalkış olarak bu hani bazı bakanlarımız deniyor yapıştırıyordu. Aa! Ya da ben mi yapayım? Bir daha asfalta, yapıyorum. Asfaltta bunu yapmamız gerekiyor. Ama kanka asfalta durmaz suba. Bir anda yapıştırıyorum. Geri itecek mi beni? Ya i̇şte bu kalkacak da görecek. Dönüyor altında mıcır var çünkü ya. Bu yola doğru iniyoruz. Freni koydum. Güzel durdu. Koyduğum an bakın yerleri şey bu kadar çamur. Normalde burada. Bir tık kayması lazımdı kaymadı. Gidiyorum. Gidiyoruz şu an hala kayıyoruz. Lastikten mi? Kış lastiği var mı? Laz lastiği. Laz mı? Laz lastiği nasıl bir şey? Çamur bizi sürekli bir yere götürüyor. Salak yaz lastiği takmış. Aldığımızda o an. Şimdi aşağı doğru kendimizi salacağız. Bırakacağız hızlı bir şekilde gideceğiz. Bakalım neler olacak. Tok. Geçmiş olsun abi. Ananı avrayım. Oğlum bre. Oğlum! Kanka. Merhaba yıldım. Ahmet abi. Nikimi Alper Döller yapmıştım ve yayın bile izlemezken perma ban yemişim. Alper abiden özür dilerim ve değiştirilebildiği an değiştireceğimi duyurmak isterim demiş. Alper Aha, Çağlar. Söz vermişti. Sayın Alper Çağlar, hani siz herhangi birini banlamıyordunuz kanalınızdan? Twitch wide ban atmışsınız adama. Amına koyayım. Alper Çağlar Alper Döller'den özür dilesin hemen şimdi. Yok. Mikrofonun kapalı. Yemek yapıyorum, geleceğim. Sevgili Alper Sümsük, size yakışmadı. Ananı avrayım. Oğlum! Kanka.
Bunu göstermem lazım. Burada araba bir yana geldi ve çarpmadan kurtardı. İnsanlar geldi bakıyor. Efendim abi? Bilerek yaptık ya, test ediyorum. Ben şaşırdım kaldım. Ben dondum şu an. Kaza yapıyorsun zannettim orada. Herhalde takla atar dedim ama fren sesi durmasına şaşırdım. İnan hepimiz şaşırdık. Bana bu videoyu göndersene. Efendim? Nasıl gönderdin? Ya abi? Yaz telefonu. Baksana kanka ya. Sen yürüyemiyorsun, araba nasıl yürüsün? Ben ya, biz nasıl arabaya bir daha bineceğiz? Yapacak bir şey yok. Mert, Can. Bahar abi. Ben olsam büyük kavga çıkar. Efendim? Oğlum dur, kapanmasın. Kafam arada olsa... Bir süngüladın mı? Kapanırken durdurmaya çalıştım, durmadım. Orada bagajına hiç bakmadık. Tutuyorum. Tam da kanka Arnold gibi kuvvet tamam uygun. Çocuk olsam ben. Mesela bak çocuk gücü max budur. Arnold. Kapa kanka. Ben bir şey arıyorum şimdi. Tamam. Aa! Oğlum baya baskı uyguluyor. Adamın kambura bir koydu bagaj. Kendine geldi. Burada da gördüğünüz gibi şarj kablosu falan. Bak abi diyor ki önemli olan yukarı çıkmak. Şimdi evet. Geliyoruz abi evet. Peşindeyiz. Buradan biraz ivmeyle çıkmam lazım. Evet. Çıkamazsa geri geri beyler. Hazır mıyız? Bir konuşma yapmam lazım Tok'la. Tok! Bunu anlamadın. Oğlum kendi adını mı bilmiyorum bu oğlum? Meyve suyu sanıyor bu kendi. Bastım. Şu andan itibaren o yola girdik. İvmeyi kesemeyiz. Yolu çek ama. Ohan beyler gücü kesti. Ne? Şu an ayağım full takılı. Gidemiyoruz. Adamlar gülüyor yukarıda. Ama ben ivmeyi alamadım. Kanka araba tak. Bir dakika, şaka mı bu şu an? Yok gerçekten böyle ya. Gücü kes. Tek motor tabii ama yine de çok... Dayı bunu Suzuki Swift yapmaz bu arada. Suzuki Swift çıkar burayı. Çıkar. Herhangi bir araba çıkar orayı. Full takılı. Gidemiyoruz. Adamlar gülüyor yukarıda. Ama ben ivmeyi alamadım. Kanka araba taklarsa bir şey olur. Durum yok. Yapış. Oo, arabanın götü ayrı oynuyor. Baş ayrı. Lan! Yok, imkansız. Adamın dediği doğruymuş. Çıkışta görelim dedi. Bir de spor modu kapatsana. Ekonomik modla çıkalım burayı. Bir dene. Araba sahibinin gerizekalı olduğunu anlamıştık da tam mal çıktı. Gitsene kardeş. Arabalarla ilgili bir şey çekiyorum diye söylüyor. Yok, ekonomik şey diyen o değil. Ben kayak yapıyorum. O Caner. Öbürü Caner o. Şaşırtmadı. Instagram'dan 10 dakikada bir abi şuma yer. Gibi adamsın abi. Eyvallah. Meğerse adam kayaktan dolayı 6 senedir komadayım. Ben iyi bir şey sanıyorum. Al kendini git hadi. Hadi. Kanka gaz vermiyor. Kanka, ama bak. İşte elektrikli olunca ben. Ama oo çok iyi çıkıyoruz lan. Oha geldik lan. Arkayı görmüyoruz şu an. Anladım. Yanlış anlama beni de. Bunu gizleyemeyeceğim. Jantlar şu an taşlara bakıyor. Üçüncü ve son kez deniyorum. Bunda da başarısı kalırsa Mazda ile yarış yapar bitiririm. Bu arabada kalmış olur bu testler. Oğlum gaz ver. Arabanın da suçu yok. Yaz lastiği sen ne yaz lastiğiyle geçtin? Hadi! Hadi! Ayağım şu an en köklü arkadaşlar ama buraya da çıkmayı verin bu arabayı alanlar olarak. Lastikle alakası yok yani. Lastikle alakası olsa lastik boşa dönerdi. O da olmuyor ki. Evet. Direkt gazı gök. Niye güç gelmiyor acaba? Oraya başka bir yol var mı? Yerli milli desteğimiz var ama buraya çıkmıyor. Burada mesela yağ gibi hiç gaz kesmeden 60'la falan gidiyor. Son sözüm olmaz umarım. Abi biz çıktık, sen neredesin? Neydi abi hata? Ben bir daha böyle rampaya vururken bilmediğiniz rampaya rampa aşağı vurmak. Çok büyük konuştun. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi. Eksik olma görüşürüz. NPC spamları var farkında mısın arabada? Neden herkes gelip akıl veriyor abi? Oblivion NPC. Araba da NPC spawner'ı. Ya dayı herkes akıl veriyor yani. Herkes her şeye hakim. Ne yapıldığına hakimler. Adam zaten orada arabayı zorlama testi yapıyor yani. Stop right there. Oğlum trafiğe kapalı yol değilse adamlar NPC'ler haklı. Yani bilmiyorum, tamam zaten. Bilmediğiniz rampa aşağı vurmayın. Doğru diyor adam yani sonuçta tamam. Ama doğru. Ya abi nesi doğru? Allah ne lan ya. Senin sitenin önündeki yolda bu yapılsa Ahmet sen kızmaz mısın? Orası ya, site abi, mi dağın başı abi dağın be. Dağın başı abi. Şimdi beyefendi. Hı. Ya bir şey dedin kaçırdım yol, onu tamamen. Bu yol karayollarına da belediyeye de bağlı değildi. İddiasına bile girerim. Bu bir. Aydos da doğru. İkincisi. Biraz da göpek atalım amına koyayım arada bir de ya. Sanki evet, kurallara yani. Çok uyan bir toplumuz da dağın başında yokuş aşağı araba bırakmak kaldı amına koyayım yani. Gerçekten. Tamam, gözünü sen seveyim. Gözünü seveyim adama okay. Sempati değil. Yani şunu Avrupa'da bile dillendirmezler yani onu söyleyeyim. Avrupa'da bile dağın başında böyle bir şey yapsan birisi ki kurallara uymuyorsunuz falan demez yani. Harbiden demez. Oğlum ben Almanya'da bir kere aynen...
böyle arazi yol değil de normal böyle çok arka bir yolda kimse yokken bilinçli top oynarken bir basış kendi kendime denemek istedim bir arabayla. Cep telefonumdan Almanya'daki geçici hattımdan Alman polisi aradı. Alper Bey'le mi görüşüyoruz dedi. Lütfen hız yapmayın dedi. Okey, o yüzden bana Almanya'da hiçbir şey demezler, Avrupa'da deme bana. Bulurlar ve telefonundan ararlar yani. Abi merhaba, benim nikim Alper Gondikler. 2 hafta ban yedim. Alp dayının yayınından banlanmayacağım dediği için değiştirmiştim nikimi. Açar mısınız? Ben hepsini kendisi bana söz açtım. Vermişti. Açtım hepsini. Hayır, ben açmadıklarını sayayım mı? Bak açtım diyor. Ben abi merhaba şöyle. Benim adım Alper Küçük Memeler. Ya abi ya bunu niye banladın ya? Ayıp bir şey mi abi yani? Kişisel bir problem. Ne oluyor Alper Bey ya? Öyle birisini banlamadım ben. Özür dile abi bence. Öyle birisini yemin ediyorum banlamadım. Yine abi merhaba dile. Ben Alper Kürtler. Ya abi bunu niye banladın? Abi, Kürt düşmanımız. Onu da banlamadım. Ne oluyor ya? Bunu niye banladın? Onu da banlamadım. Abi onu da banlamadım. Anlamadım öyle bir. Abi burada Kürt var. Konuş Kürt. Abi konuşsun. Banlamadım. Direkt abi, aramızdaki Kürtten özür dile. Hemen bu Kürtten özür dile. Oğlum banlamadım diyorum. Buradaki operasyon Kürtten çekiliyor. Özür dile. Şu anda bana operasyon çekiliyor. Ya adam... Kardeşim sen bugün herhangi bir Kürt'ten özür diledin mi? Benim pasım var. Ben asla özür dilemek zorunda değilim de. Ha okey. Ama valla billahi banlamadım onları yani. Sırf Kürt diye adamı banlamışsın. Burada yaptığın muhabbete banlamadım, bak. Yazıklar olsun. Yalandır. Yalandır. Abi bakıyorum şu an. Alper Kürtler banlı işte. Ben kim banladı bak bakalım. Ben banlamadım çünkü. Özelden bir şey yolladım sakın yayına vermedi. Ben bunu nasıl yanlışlıklar sonunda yanlışlıklar sonunda. Alper Çağlar izin verir misin? Verpes öldü. Bilmiyorum ki. Bir konuşmanız sana? Gazeteci geliyor. Bir konuşmanız geldi de. Şöyle atıyorum Alper Bey. At bakayım. Şunu bir de şunu yayına verebilir miyim? Oğlum bu gayet normal bunu sikmeni istemem. Zaten onu soruyorum. Hayır zaten Alp'e bunu sikmenisini istemem mantıklı. Bunda bir sorun yok zaten. Mesaj çok komik. Gerizekalı sana benim çok daha hakaret edilsem ben banlarım. Hayır ben de banlarım. Ben onlara koyarım zaten. Yazmak komik. Bunu zaten görünce biz banlarız ki. Ya şu kike geç desen ben Alp'i iyi kelimesine boğuyor. İyi kelimesiyle duş yaptıracağım ona. Ben Mazda ile sen bununla yol sonuna kadar yakışıyorum. Bu yolda bile tokatlayacağım. Çizikler var jantta. Bunun jantı da pahalıdır. Kusurumuza bakmayacaksın artık. Çekemiyorsan da zıvanayı gevşetin. Nerede duydum ben? Hazır mısın? O ne story mi çekiyor? Jantı yeni almıştık. Onları bırakacağız büyük ihtimal. 3 kornada başla. Oğlum ESF. Koydum çocuk. Onu öldüreceğim. Dur. Çık şovumu yapacağım. Geç oraya. İmza. Asfaltta görelim seni bir de. Bu arabanın yeri bu değil mi? Asfaltta görebilir miyiz? Çok attı. O kapatmıyor ki. Kapatamıyor. Bir de elektrikli araçların oğlum, evet, en güçlü özelliği ya. Oğlum evet lazım TOGG'un bu arada ya. Cumhurbaşkanının talimatıyla kalkıyor. Abi şu videoyu vallahi bir şey diyeyim mi? İletişim Başkanlığı bu videonun ağzını yüzünü sikip kaldırtması lazım. İletişim Başkanlığı uyumayın rezil olduk ya.